Siz bir yardım derneği kursanız 10 bin lira yardım bulmakta zorlanırsınız. Bu örgütlere batıdan milyonlarca dolar para tırlarla silah geliyor. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bu örgütlere katılıyorlar. Kimisi ölüyor, kimisi sınırımızdan geçerken yakalanıyorlar. Bunlara ne vaat ediyorlar? Bu örgütler inşaatlarını ve lojistik ihtiyaçlarını küresel şirketlerden karşılayabiliyorlar. Anlaşmalar yapıyorlar. Uluslararası para transferleri yapıyorlar. Avrupa'nın göbeğinden aldığı sentetik uyuşturucuyu Orta Doğu'nun en ücra noktalarına sevk edecek kadar ciddi bir lojistik ağı kurabiliyorlar. Aynı şekilde Afganistan'dan Yunanistan veya Belarus'a kadar kaçak bir göç yolculuğunu yerel taşeronlarla birlikte organize edebiliyorlar. Buradaki ölçeği iyi okumak lazım. Sadece bunlar mı? Bunların yerli işbirlikçileri var. Bunların siyaset alanında hiçbir şey söylemeden bunlara tabi olan, bunların her söylediğinde, her tef çaldığında oynayanlar var. Sadece onlar mı? Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, sabahtan akşama kadar ülkemizin Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese hakaret eden, iftira eden şaklabanları var. Hiç kimsenin aklına gelmez mi? Üzerinde elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Hiç kimsenin aklına gelmez mi? Nasıl çalıştırıyor? Kendi SGK'sını ödeyebilecek kabiliyeti olmayan yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Birisi vakfından bilmem ne vakfına kadar her biri sabahtan akşama kadar bunları fonluyorlar. Akşam yemeklerini fonluyorlar. Yediklerini, içtiklerini fonluyorlar. Elbiselerini fonluyorlar. Ne kadar küfür etse o kadar ikramiye almasını teşvik ediyorlar. Hepimiz görüyoruz. Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen casusluk. Alenen bu ülkenin topraklarına ve bu aziz millete, asil millete ihanet ediyorlar. Adam gibi bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara'nın göbeğindeki dünyanın en büyük ülkesi addedilen büyük elçiliklerden aldıkları talimatla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şey açık. Her şey ortada. Darbelerle, ekonomik saldırılarla, futuralarla, terörü bir vesayet aracı olarak kullanarak Gezi'den 17-25 Aralık'a kadar, 6-7-8 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Tarihin en büyük terör kuşatmasıyla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde bir tek muhalefet partisinin terör örgütleriyle ilgili bir tek cümle söylemediği, Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili bir tek atıfta bulunmadığı bir tabloyu yaşadık. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, bizim mücadele ettiğimiz, peşinden suçlu diye koştuğumuz, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapağı attıktan sonra o sıralardan bize hakaret edenler, iftira atanlar ve bu kahraman teşkilatı Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni açıkça suçlayanlara orada rast geldik. Demokrasiyi, milli iradeyi suçun saklanma merkezi haline getirmeye çalışanlara elbette ki müsaade edilmemeli. Demokrasi de müsaade etmez. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey siyasetin de, böyle bir şey demokrasinin de ve böyle bir şey milli iradenin de masumiyetine halel getirir. Açık ve net.